Erişilebilir.android.com sunar. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Herkese merhabalar. Erişilebilir.android.com sponsorluğunda Erişilebilir Android programını bugün 20 Ocak 2023 sizlerle buluşturuyoruz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün burada Salih, Ömer ve ben, bir de Mehmet Çetin abi programı yapmaya çalışacağız. Hepinize hoş vakitler geçirmeniz dileğiyle başlıyoruz. Evet, merhaba Salih. Merhaba Semih abi, nasılsın? Çok şükür, sen nasılsın? Böyle sahtekarlar gibi oluyoruz ya. İyiyiz işte, ikimiz de biliyoruz. Yani çok şükür iyiyiz. Abi böyle şey olsun diye ısınmak için derler ya hani. Evet. Ne yaptık Salih bu hafta? Bir değişiklik var mı? Yeni bir şeyler var mı? Bu hafta aslında biraz yoğun geçti. Şöyle uygulamamıza güncelleme verdik. Söylediğim gibi, söz verdiğimiz gibi. Uygulamamızın güncellemesi yayını geldi. Herkes Play Store'dan indirip güncellemesini yapabilir. Grubumuzda olup hala uygulamayı indirmeyen arkadaşlarımız var. Onları da kucaklıyoruz. Sevgiyle değil mi? Tabii ki sevgiyle kucaklıyoruz ki yani indirsinler. Bir de ilginç bir şey, yani bunu söylemiştin. Uygulama üzerinden bildirimler de geliyor. Bazı mesajlar da geliyor. Programın sanki mesajı da mı geldi, ben yanlış mı evet, gördüm? Evet, bugün programın duyurusunu da geçtik uygulamayı. Bu çok güzel ya, biz bunu değerlendirelim. Bir sürü mesela tissue güncelleme aldığında duyuru yaparız falan, böyle güzel olur. Tabii önemli olayları bildirim olarak uygulamayı kullananları göndereceğiz. Bu arada Android 13 kullananlar bildirimlere izin versin ki bildirimleri kaçırmasınlar. Arada bir de uygulamamızı açsınlar ki şeye düşmesin. Ha, onu ben söylemiştim Salih grupta da. Eğer ki Samsung kullanıcıları varsa, ya gerçi Xiaomi kullanıcılarında da bu var. Uygulamanın ayarlar, uygulamalar, uygulamaları yönet Xiaomi'de. Samsung'da direkt ayarlar uygulamalardan. Erişilebilir Android uygulamasını bulun. Orada uygulama kullanılmadığında, işte şu kadar kullanılmadığında izinleri reddet, işte falan kısıtla diye bir seçenek var. O açık, sonra kapalı yaptığınız zaman erişilebilirandroid.com uygulamasını uzun süre açmasanız da izinleri iptal olmayacaktır ve uygulama devre dışı kalmayacaktır. Tavsiye ederim, böyle yapabilirsiniz. O zaman biz ne yapalım? Ömer'e geçelim. Ömer, ne haber? Evet, geçelim bakalım. Merhaba. İyiyim, sen nasılsın? Sesinde sanki böyle bir yok, şey... sesim çok güzel. Evet. Evet. Herkese hayırlı akşamlar. Bir cuma akşamı daha geldi ve tekrar birlikteyiz. Tamam, birlikteyiz. Bir şey sormayacağım. Ne yaptın sen bu hafta? Ne ettin? Hani ne bileyim, soracaksın diye bekliyorum. O yüzden evet, dedim böyle. Sen sanırım birkaç tane ardarda yazı yayınladın bu geçen hafta, yani iki haftalık süreçte. Evet, bu hafta iki tane yazı yayınladık ama tabii benim kendi yazılarım değil. Çeviri yazılar. Bir tanesi Devin Prater adlı bir yine görme engelli kullanıcının TalkBack'in yeni sürümüyle alakalı ve TalkBack'e gelen özelliklerle alakalı yayınlamış olduğu bir yazıyı çevirdik. Ufak tefek değişiklikler yaparak. Bir de uygulama geliştiricileri için özellikle erişilebilir uygulama geliştirme, uygulamanızı daha erişilebilir nasıl yapabilirsiniz? İşte bu TalkBack'teki eylemlerin eklenmesi vesaire gibi kodlarıyla birlikte, örnek kodlarla birlikte Android Developers sitesinde yayınlanmış bir yaklaşık 10 sayfalık bir yazının da çevirisini yayınladık. Bu yazıyı tabii anlamadım. Yani anlamadan çevirdiğim çok şey oluyor benim. Onlardan bir tanesi. Yani anlamadım derken, yani tamam güzel, ne dediğini biliyorsun, ne dediğini açık ortada ama yani tamamen bir geliştiriciye yönelik yazılmış olduğu için bizim gibi hani sıradan bir kullanıcının anlayabileceği tarzda bir şey değil. Ama geliştiriciler olursa sitemizi ziyaret edecek olup da erişilebilir uygulama geliştirmeyle alakalı kaynaklara ihtiyaç duyduklarında bu tarz kaynaklardan
yararlanabilirler. Bunların devamı gelecek inşallah. Daha buna benzer yazılar Türkçe ya da yani, İngilizce bulduğumuzu çevirerek yayınlayacağız. Şöyle, yazıyı İngilizceydi. İngilizceden Türkçe'ye çevirdin. Hatta İngilizce şey Türkçe yazıları da İngilizce'ye çeviriyorsun, değil mi? Böyle de bir çalışmamız var sanki. Evet, yani onu zamanı geldiğinde tabii daha detaylı konuşuruz ama yani bu baştan beri aslında yani bu konuda Salih tabii daha şey o daha ayrıntılı bir şeyler anlatabilir ama yani bizim hep böyle globale açılmak gibi, uluslararası olmak gibi bir hedefimiz vardı. Yani sadece Türkiye'de kalmayalım, İngilizce içerikler de üretelim. Yabancı kullanıcılar da çekelim sitemize. Böyle uluslararası bir site ve bir platform olsun. Hem onların sitede yazdıkları, yayınladıklarını Türkçe'ye çevirelim. Bizim yazdıklarımızı İngilizce'ye çevirelim. Böyle karşılıklı bir şey olsun ve sitemizin popülerliği ve işte ne bileyim erişilebilir Android büyüsün bu şekilde diye bir hep böyle bir hedefimiz var. Bunu da işte yapma noktasında bu hafta birkaç adım attık. Tam olarak oturduğunda inşallah daha detaylı konuşuruz. Ben bir şeyler peki, söyledim mi bu konuda? Peki benim yazdığım yazıları nasıl çevireceksiniz İngilizce? Orada mesela onları bazı... Onları da sana çevirtiriz artık. Deyimler falan kullanıyorum ben. Onların İngilizce karşılığı var mı? Valla birçok şeyin İngilizce karşılığı var. Yani olmayanın da benzer bir şekilde bir karşılığı var. Yani uydururuz diyorsun yani. Ya yaparız bir şeyler aynı. Evet Salih sen birkaç ne diyorsun? Şey, şöyle aslında az önce söyleyecektim bunu. Bugün bizim raporlarımız geldi. 28 günlük raporlarımız. Geçen aya göre yine %30'un üzerinde büyüdük ve Google'da yaklaşık 1800 tekil aramaya ulaştık. Ya bu da çok güzel bir rakam bizim için. Ziyaret eden, tıklayan, bir şeyler okuyan oradan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sitenin İngilizce altyapısının hazırlanması için de yoğun çalışıyoruz. Aslında bunu sürpriz olarak yapacaktık, duyuracaktık herkese. Sanırım çok büyük bir aksilik olmazsa yıl dönümümüzde, açılış yıl dönümümüzde artık İngilizce, tamamen İngilizce içeriklerimiz de sitemizde olacak. Ve bunu da görkemli bir şekilde tanıtacağız herkese inşallah. Ya aslında şöyle, ben baştan beri de tabii bunu söylüyorum. Google Translate'i artık insanlar çok etkin kullanıyor. Microsoft'un, yani Microsoft Edge tarayıcısının da Translator'ı çok güzel çalışıyor. Böyle tabii hani İngilizlerin hani ya da ne bileyim İngilizce ana dili konuşanların kendisini rahat hissetmesi için faydalı olabilir. Hani onlar sanki biraz daha vefalı, biraz daha kıymet biliyorlar gibi de bizim hani teşbihte hata olmasın. Çok şeyle uğraşıyoruz, çok problemle uğraşıyoruz. Bir sürü içerik üretiyoruz. Yani çok da ciddi zaman ayırıyoruz bunlara. Ama olayları şeye indirgeniyor. Yani olaylar sadece program isteme, işte acil soruma çözüm bulun tarafına indirgeniyor. Halbuki bizim amaçlarımız, hedeflerimiz ve vizyonumuz çok büyük aslında, çok geniş. İnşallah hani istediğimiz yere bir şekilde ulaşmayı temenni ediyoruz, yani ümit ediyoruz. İnşallah ulaşacağımızı İnşallah. Da düşünüyoruz. İnşallah. Yani çünkü biz sadece grupta işte filancanın mesajına cevap verip işte ona program atmak değil, daha böyle bütüncül, daha böyle genel yaklaşıyoruz olaylara. İşte Hakkari'nin dağ köylerindeki Mehmet abiye de yardımcı olalım. İşte İstanbul'un göbeğindeki Ahmet abiye de yardımcı olalım. Ne bileyim Antalya'daki Hüseyin abiye de Ayşe ablaya da yardımcı olalım. Hani bizim amacımız bu. Trabzon'dakileri de unutmayalım. Yani Karadeniz'i de unutmayalım. Yani biz herkese yardımcı olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi İnşallah hani bu vizyonumuzu kaybetmeyiz ve bu enerjimizi, bu sinerjimizi yitirmeyiz diye ümit ediyorum. İnşallah. Ben bu konuda çok kısa birkaç bir şey daha söyleyeyim de. Şimdi bunu tabii detaylı olarak daha ileride konuşuruz ama hani gerçekten İngilizce içerik üretmeyi düşünen ya da üretebilecek arkadaşlar varsa şu an dinleyenler arasında da daha sonra bu yayını dinleyecek olanlar arasında da tabii olabilir. Yani ben İngilizce içerik üretebilirim, İngilizce yazı yazabilirim, YouTube'da İngilizce video çekebilirim.
diyen arkadaşlarımız varsa yardımlarını da seve seve kabul ederiz. Ya da hiç bu da çok güzel olur. Çeviri yapabilirim diyen varsa. Ha, aynen aynen. Ve son olarak bu yabancı camia ile bizim camia arasındaki farkı şöyle çok değişik bir örnekle söyleyip bitireyim. Şimdi iki camia arasında şöyle garip bir fark var. Mesela Blind Android Users diye bir yabancı platform var. Podcastleri falan oluyor. Ben Salih'le beraber gitmiştik. Salih tek başına da uygulamanın yayınlandığında bizim falan birkaç defa gitmişti. Kendileri. Aynen. Şimdi mesela o arkadaşlar, hani bizim böyle bir niyetimiz, öyle bir derdimiz yoktu. Hani yani sadece zihniyet farkından bahsetmek için söylüyorum. Mesela bu arkadaşlar bağış toplamak istediğinde İngiliz, Amerikalı fark etmiyor. Dünyanın her tarafından körler hiçbir şey söylemeden yani gönderiyorlar. Ya 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 50 sent, 100, işte 20 sent neyse. Bizim Türkiye'de hani yapmayacağız, böyle bir şey yapmak gibi bir amacımız, niyetimiz yok ama böyle bir şey yapalım anında yani zaten çok yalnızız da tamamen yalnız kalırız. Yani artık insanları adımızı soyguncudan tut da dolandırıcıya, şundan tut da yani hakkımızda neler 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 çıkar. Yani aradaki zihniyet farkı bu işte. Yani hani bizim dediğim gibi bak tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmasın, para toplamak böyle bir amacımız niyetimiz yok ama hani zihniyet farkı tamamen bu. Yabancının yaklaşımı bu. Bana hizmet veren adama ben elimden geleni yaparım. Bizim yaklaşımımızsa benden kimse bir şey almasın ama bana verilen her şeyi ben alırım. Bizim milletin zihniyeti bu maalesef. Maalesef böyleyiz. Yani şunu söyleyeyim. Hepimiz. Şunu söyleyeyim. Bu sitenin giderleri yahut da bu yapılan işlerin giderleri gerçekten yıllık böyle 5-10 bin lira arasında değişen rakamlara mal oluyor bize. Yani ciddi ciddi bu Salih bize hep soyuyor, para topluyor. Yani harbi çok ciddi şeyler ödüyoruz. Bir de ödediğimiz paralar bir şey değil. Aslında mesela hani hiç sıkıntı değil o paralar. Ama harcanan zaman çok büyük ya. Yani mesela bir yazı yazmak için ben oturuyorum. Bir saat düşünüyorum önce ne yazacağımı. Sonra yazacağımı toparlıyorum. 2 saat araştırıyorum. Acaba hani yanlış bir bilgi veriyor muyum? Yanlış bir şey var mı? Mesela işte iOS mu Android mi yazısı vardı. İşte bir Android telefon alırken nelere dikkat etmeliyim yazısı vardı. Ya 10 için ben o kadar günlerce araştırma yaptım ya. Bütün işlemcilerin farklarını, aradaki güç dengelerini, işte modellerini, serisini, sürümünü. Hani orada bir tane yanlış bir şey yazsan adam yanlış yönlendirmiş olacaksın ve bir sürü para ödeyecek boşu boşuna. Bütün bunları şey yapıyoruz. Ama dediğim gibi ya özellikle şu 3 gündür gerçekten ben çok yoruldum. Hani yoruldum anlamında hani artık yoruldum bu işi yapmayacağım değil de yani bayağı yoruldum hani fiziken de zihnen de 3 gün bu WhatsApp grubu beni gerçekten çok yordu. Yani insanlar olayları dediğim gibi çok basite indirgiyor. Lütfen bizimle birlikte olun. Yaptığımız işleri hani programları izleyin, takip edin, destekleyin. Lütfen hani bizim amirimizmiş gibi bize davranmayın. Çünkü biz hiç kimseye kimsenin amiriymiş gibi davranmıyoruz. Yeri geliyor grupta işte herkesle abi kardeş gibi sohbet ediyoruz. Ya mesela Fettah benden bir 20 yaş küçük. Ama ben onun arkadaşıymışım gibi onunla sohbet ediyorum. Hiç aradaki o yaş farkını gözetmiyorum yani. Ama ne bileyim ya bir tuhaf bir şeyler oluyor. İşte bir YouTube'da bir sürü anlatımımız var. Soru soruyor insanlar. Diyor ki işte şöyle diyorum ki YouTube'da anlatım var. Ya o çok uzun ya ben hemen bir cevap alayım. Ya ama biz niye yapıyoruz ki o zaman bunları? Niye zaman harcıyoruz? Neyse bu kadar dert yanmak yeter. Programımıza Android'e başlama hikayenizle katkı vermek mi istiyorsunuz? Web sitemizdeki ya da mobil uygulamamızdaki iletişim formundan bize ulaşın. Siz de hikayenizi herkesle paylaşın. Evet, bugün 20 Ocak 2023 Cuma, tekrar söyleyeyim. Ve şimdi programımızın ana içeriğine geçiyoruz. Salih bize bugün Spotify'ı anlatacak. Evet Salih, anlatacak mısın? Sözünü tutacak mısın? Tabii ki, tabii ki. 2 hafta önce sözünü vermiştim. Artık yavaş yavaş Spotify müzik uygulamasının anlatımını yapalım. Herkes evet, hazırsa, mikrofon sende. Nerede?
Ama orada yanına. Tamam, sağ ol. Şuracığa bırak. Yazıklar olsun sana. Hep sen mi yapacaksın? Şimdi arkadaşlar, öncelikle Spotify müziğin çok kısa bir tanımını yapacağım. Daha sonra Android uygulamasının nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Zaten çok fazla detayı da yok ama en azından genel hatlarıyla uygulamayı bir inceleyelim. Ne var ne yok onlara bakacağız. Ücretli bir müzik servisi Spotify, aylık bir ödeme karşılığında dünyada ne kadar şarkı varsa aşağı yukarı onları açıp dinleyebiliyorsunuz. Telefonunuza yasal olarak indirebiliyorsunuz. Tabii indirdiklerinizi yine aynı şekilde Spotify'da açılacak şekilde diğer insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Normal MP3 ya da başka bir şekilde dosya şeklinde değil de Spotify'da açılacak dosyalar şeklinde telefonunuza indiriliyor. Çevrim dışıyken de dinleyebiliyorsunuz ya da internet bağlantınız varken de dinleyebiliyorsunuz. Yaklaşık 15-16 yıldır kullanılan bu uygulama ve Türkiye'ye gelişi 10 yıl öncesine dayanıyor. Tam bu kadar teorik bilgi yeter deyip yavaş yavaş artık uygulamamızı kullanmaya başlayalım. Evet, şimdi her zaman olduğu gibi alttaki sekmelerimizi gösterelim. Ana sayfa sekme 1 bölü 3 seçildi. Ara sekme 2 bölü 3. Kitaplığın sekme 3 bölü 3. Ve burada 3 tane sekmemiz var. Ana sayfa, ara ve kitaplığın. Ana sayfada bize önerilen playlistler var. Ara bölümünde şarkı arayabiliyoruz ve kitaplığımız bölümünde bize daha önce dinlediğimiz ve daha sonra indirmek için kaydettiğimiz şarkıların tamamı burada oluyor. Podcastlerimiz de yine aynı şekilde burada. İyi akşamlar. Yenilikler düğme. Yakınlarda Şimdi çaldıklarım devam. Salih, bahsettin mi az önce, ben mi duyamadım? Şimdi bunu ücretli kullanabiliyoruz, ücretsiz kullanabiliyoruz sanırım. Evet. Ücretsizle ücretli arasındaki temel fark ne? Şimdi ücretsizle ücretli arasındaki fark, ücretsiz sürümde müzik reklamları var. Hani radyolarda reklamlar olur ya, her şarkının arasına Evet. girer. O radyodaki reklamların bir benzeri de burada da var. Ki öyle olunca gerçekten müzik dinlemeyi zorlaştırıyor. Bir de istediğiniz şarkıyı ücretsiz sürümde çalamıyorsunuz. Nasıl? Size önerilen çalma listelerini dinleyebiliyorsunuz. Mesela haftanın en çok çalınan şarkıları diye bir liste var. Onu açıp karışık bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Ama siz ücret öderseniz istediğiniz şarkıyı arayıp çalabiliyorsunuz. Böyle bir Ha, durum var istediğimiz ve çalma listesi oluşturuyoruz. evet, biz de Sanki ücretsizde oluşturabiliyorsunuz. 5 tane mi şarkı çalabiliyorduk günlük istediğimiz? Öyle Evet, miydi? öyle bir durum var. 5 tane şarkı çalabiliyorsun ve 5 kere şarkı geçişi yapabiliyoruz. Ondan sonrasında artık paramı alayım diyor Spotify. Öyle olunca da aylık ödemesini yapmak gerekiyor. Ya da farklı aile planı ya da 2 kişilik doğa planları var. Bunlardan birini alabiliyorsunuz. Evet, devam edebiliriz. Kusura bakma. Yok, estağfurullah. Yani bunları ben bazen atlayabiliyorum. Seni sorman güzel oluyor. Ücretli sürümde ne gibi avantajlarımız var? Tamamen reklamlardan kurtulmuş oluyoruz. İstediğimiz şarkıları çalabiliyoruz. Ve 10 bin şarkıya kadar, artık ne kadarını telefon hafızamız destekliyorsa, telefonumuza, tabletimize indirebiliyoruz. Dilediğimiz zaman da çalabiliyoruz. Hiçbir internet bağlantısı olmadan. Tabii Peki, ücretsiz sürümde. indirdiğimiz şarkıları telefonun hafızasında bir başka yere mi atıyor, yoksa YouTube gibi kendi içinde mi barındırıyor, kendi Kendi kitaplığında mı içinde saklıyor? barındırıyor. Spotify datası olarak kendi içinde barındırıyor bu Yani şekilde. bir başkasına gönderemiyoruz, zil sesi yapamıyoruz. Yok. Tamamen kendi sistem dosyası şeklinde bunları kaydediyor. Ana sayfa sekme 1 bölü 3. Müzik, podcastler ve programlar. Burada birkaç bölümler var. Müzik, podcastler ve programlar. Kısa yol yeni müzik radarı duraklatıldı. Burada da bize önerilen çalma listeleri, en sıkça aldığımız çalma listeleri var. Ben en çok Kısa yol haftalık keşif. yeni müzik radarı ve haftalık keşif listelerini dinliyormuşum. Bunlar da Spotify'ın haftada 2 kere bize önerdiği listeler. Haftalık keşif pazartesi günü bizim dinleme alışkanlıklarımıza göre bize her hafta 30 tane şarkı öneriyor. Yeni müzik radarı da her hafta yeni çıkan şarkılardan 30 tanelik bir liste yapıyor Kısa bize. yol podcastler ve program müzik. Ayarlar düğme. Biz Ana sayfa ayarlarına sekme 1 bölü bakalım. 3. Sen ne diyecektin Seni abi? Devam et. Tamam. Ayarlarına bakalım. Hesap geçersiz. Hesabımıza buradan bakabiliyoruz. Hesap durumu, premium muyuz, ücretsiz miyiz? Premium planını görüntüle. Ben premiummuşum şu anda. E-posta Salih 55 etçi, veri tasarrufu geçersiz. Veri tasarrufu modu var. Veri tasarrufu modu eğer internetiniz zayıfsa, 3G ya da daha düşük bir bağlantınız varsa veri tasarrufu modunu açabiliyorsunuz. Ses kalitesi ses kaliteni düşük 24 kilobit bölü saniye ile eşdeğer olarak ayarlar ve sanatçı can maslarını devre dışı bırakır.
Gördüğünüz gibi burada 24 bir tane eskiden radyo yayınları var diye Semih abi sen bilirsin. Onun kalitesine çekiyor. Yine müzik kalitesinde çok ciddi bir düşüş olmuyor. Yani çok böyle kulağa iyi olanlar bunu fark edebiliyor. Onun dışında yine aynı şekilde müziği Biz kesintisiz yaşlıyız, dinlemeye bizim devam ediyorum. kulağımız iyi değil Salih, onu fark etmeyiz biz. Anahtar kapalı. Video podcast'ler geçersiz. Video podcast'ler özelliği var. Bunu kullanabiliyorsunuz Yalnızca dilerseniz. sesi indir. Anahtar kapalı. Yalnızca sesi dinle. Wi-Fi'ye bağlı olmadığında video podcast'leri yalnızca ses olarak çal. Anahtar kapalı. Spotify uygulaması arka planda çalışırken video oynatılmaz. Aynen öyle, yani YouTube'da olduğu gibi arka planda videoları oynatamıyoruz. YouTube Premium'da bu yapılabiliyor ama Spotify Premium'da podcast'ler arka planda oynatılamıyor. Eğer video içeriği varsa podcast'te. Çal geçersiz. Çevrim dışı modu. Çevrim dışı olduğunda yalnızca Ama indirdiğiniz içerik ve sen orada podcast'leri dinleyebilmek yalnızca mümkün. sesi çal diyor ya, acaba onu açarsan olur mu sanki? Çal Spotify uygulaması arka planda çalış. Çapraz geçiş şak kaydırıcı ilerleme 0. Çapraz Bakalım geçiş şey şaklar diyordu arasında çapraz. aslında. Yalnızca sesi anahtar kapalı. Yalnızca sesi dinle Wi-Fi'ye bağlı olmadığında video podcast'leri yalnızca ses olarak çal. Anahtar kapalı. Bak Spotify bunu uygulaması arka açarsan. planda çalışırken video oynatılmaz. Arka plandayken video oynatılmaz yazıyor. Sadece ses çalar Öyleydi. diyor yani. Ben sana söyleyeyim, onu Evet. açarsan ses çalar ama Bakın. videosu Çal oynamaz geçersiz. demek istiyor. Evet. Çevrim dışı modu. Çevrim dışı olduğunda yalnızca indirdiğin müzikleri ve podcastleri dinleyebileceksin. Çevrim dışı modumuz var. Az önce söylediğim gibi indirdiğimiz şarkıları çalabiliyoruz sadece. Hani internetiniz var ama internetiniz kısıtlı. Yani şöyle birkaç megabayt internetiniz kalmış. Bu modu açtığınız zaman Spotify hiçbir şekilde internete bağlanmıyor. Sizin indirdiğiniz şarkıları çalıyor sadece. Anahtar kapalı. Çapraz geçiş şarkılar arasında çapraz geçiş sağlar kapalı 12 saniye. Çapraz geçiş dediği de şarkıların arasındaki geçiş aralığını ayarladığınız. Hani radyolarda olduğu gibi hemen peşine ya da sesi kısarak diğerine geçse. Kaydırıcı ilerle. Aralıksız aralıksız çalmaya izin. Anahtar kapalı. Aralıksız çalma sizin dinlediğiniz şarkılara benzer şarkılar çalıyor. Örneğin bir tane şarkı açtınız, şarkı bitti. Aralıksız çalma tamamen onun algoritmanın önerdiği şarkılardan birini çalıyor. Otomatik geçiş belirli çalma listelerinde. Şarkılar arasında kesintisiz geçişlere izin ver. Az önce bahsettiğimiz ayarlardan bir tanesi Anahtar bu da. kapalı. Sansürsüz içeriğe izin ver. Sansürsüz içerik çalmak için. Sansürsüz içerik EXPLYDLT etiketiyle işaret. Anahtar açık. Sansürsüz içeriklerde şarkılarda geçen bazı kelimeler sansürlü ya da sansürsüz olarak işaretleniyor. Bunları duyup duymamak istediğiniz, özellikle rap şarkılarında çok fazla olduğu için bunları kapatırsanız bunlar şarkılarınızdan gizleniyor. Çalınamayan şarkıları göster, Yani çalınabilir olmayan şarkıları şarkı göster. çalarken mi sansür yapıyor? Yoksa Evet, sözlerindeki şey, ya şarkı yani yazılı sözlerinde sözlerde mi sansürlü yapıyor? içerikler, şarkı sözlerinde eğer sansürlü içerikler geçiyorsa bu şarkıları dinle, yani katalogda göstermiyor. Ha, Anahtar kapalı. enteresan. Ses düzeyini normalize et. Tüm parçalar için aynı ses seviyesini kullan. Şimdi bu şöyle bir olay. Bazı müzik parçalarında ses kalitesi diğerlerinden farklı oluyor. Eski şarkılar ya da yeni şarkılar ya da kullanılan teknoloji. Burada bütün sesleri aynı düzeye çekiyor. Anahtar açık. Ses seviyesi bulunduğun ortama göre ses seviyesini ayarlı. İç combo kutusu normal. Mono ses sol ve sağ hoparlörlerde aynı sesi çalar. Mono ses, yine işitme profiline göre bunu yükseltebiliyorsunuz. Anahtar kapalı. Mono ses yaptığınızda her taraftan aynı ses gelecek. Cihaz yayını durumu cihazındaki diğer UYG. Dinlediği anahtar açık. Otomatik çalma kesintisiz dinlemenin tadını çıkar. Dinlediğin içerik sona erdiğinde benzerlerini çalarız. Anahtar kapalı. Çalmaz parçalarda kısa dönen görseller göster. Anahtar açık. Diller geçersiz. Uygulama dili uygulamanın, Spotify'ın gönderdiği bildirimlerin ve postaların dilini ayarlar. Bu artık Android 13'te gelen bir özellik. Uygulamanın dilini doğrudan içinden Cihazlar değiştirebiliyorsunuz. geçersiz. Bir cihaza bağlan Spotify cihazlarında dinle ve kontrol et. Spotify Connect diye bir özellik var. Mesela siz telefonunuzda bir şarkı dinlerken bilgisayarınızdan şarkıyı değiştirebiliyorsunuz. Ya da bilgisayarınızda şarkı dinlerken telefonunuzdan çalan şarkıyı değiştirebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Ben seviyorum. Sadece yerel cihazları göster. Cihazlar menüsünde sadece yerel Wi-Fi veya internet ağında olanları göster. Evet, bu da eğer aynı hesaba bağlı çok uzakta bir cihazınız varsa ya da ne bileyim nasıl anlatalım bunu? Şöyle Biriyle ortak telefonunuzu başka kullanıyor birisi kullanıyor. olabilirsin. Evet, ortak kullanıyorsun. O aynı hesabı bağlıysa eğer durup durup sizin dinlediğiniz şarkıyı değiştirebilir. Öyle bir muziplik yapabilir. Bunun önüne geçmek için bunu yapıyorsunuz. Anahtar kapalı. Spotify Connect arka planda uygulama arka plandayken Spotify Connect'in Spotify'ı çalışır durumda tutmasına izin ver. Bu da Spotify'ın arka plan servisinin çalışmasına izin vermenizi gerektiren bir özellik. Siz müzik dinlerken bilgisayarınızda telefonunuzdan değişiklikler yapabilmeniz için. Anahtar açık. Sesli asistanlar ve uygulamalar geçersiz. Google Asistan'dan Spotify'da şarkı çaldırabiliyorsunuz. Bunun Gizli özellikleri araba var. her zaman yola dikkat et ve tüm trafik kurallarına uy. Kartingini ayarla ve yönet. Sosyal geçersiz. Gizli oturum Arabası için olanlar görünmeden için. dinlemek için gizli oturum başlat. Evet. Gizli oturumda dinlediğiniz şarkıların Spotify'da, mesela
canınız farklı farklı şeyler dinlemek istiyor ama o anda o müzik zevkinizi, o dinlediklerinizi göstermek istemiyorsunuz. Ne bileyim, öyle insanlar vardır ya, ben hep pop müzik dinlerim ama türkü hayatta dinlemem. Bazı durumlarda işte o dinlediğiniz türküleri çevrenizden, ne bileyim, havan bozulmasın, keyfin bozulmasın diye gizleyebiliyorsunuz. Böyle insanlar var, bunları da düşünmüşler. Hiç gerek yok böyle şeylere. Yani siz ne dinliyorsanız olur. Devam edelim ayarları Evet. sonrasına. Anahtar kapalı. Dinleme etkinliği dinlediklerimi Spotify'da takipçilerimle paylaş. Bu özellik de yine Spotify'da takipçileriniz varsa bunlarla paylaşabiliyorsunuz. Anahtar İşte için ben en bundan son tanınan sanatçıları, en bahsedecektim. son çaldığım sanatçıları herkese açık Evet. profilimde göster. Aslında bu güzel bir şey. Şöyle, kendi oluşturduğun bir çalma listesini paylaşıyorsun, değil mi? İnsanlar tarafından takip edilirse, beğenilirse işte hangi sosyal medyada falan şurada burada bir nevi senin reklamın oluyor. Çalma listen belli sıralamaları varsa Spotify'ın. İnsanlara Kesinlikle. hani müzik önermiş gibi oluyorsun, değil mi? Hatta çok büyük takipçileri olan çalma listeleri olunca Spotify ücretsiz üyelikler de verebiliyor. Yani sizin şarkı seçiminizi gerçekten kaliteli buluyor. Bir iki ay bizden premium olsun diyebiliyorlar. Hatta sen Biz... sanki bir ara bir derece yapmıştın bununla ilgili, hatırlıyorum, Twitter'da paylaşmıştın. Ben yaptım. Ondan bir aylık kazanmıştım. Güzel olmuştu aslında. Neden bıraktım bu işleri ben de bilmiyorum. Ben de hevesle dedim ki Salih Ana şarkı sayfa sekme bir söylemiş bölü. herhalde, bir açayım dinleyeyim. Meğersem adam gavurca Kartin şarkıları kartingini almış ayarla ve orada. sosyal geçersiz. Evet. Gizli oturum ismin görünmeden dinlemek için anahtar kapalı. Dinleme etkinliği dinlediklerimiz Spotify'da anahtar açık. En son çalınan sanatçılar, en son çaldığım sanat anahtar açık. Ses kalitesi geçersiz. Wi-Fi ile çalarken. Combo kutusu çok yüksek. Bu tamamen sizin internet ayarlarınıza göre. Wi-Fi'niz zayıfsa çok yüksek kaliteyi standart Mobil ile kaliteye çalarken combo kutusu çok yüksek. Kaliteyi otomatik ayarla önerilen ayar. Açık, anahtar açık. otomatik olarak ayarlayacak şekilde yaptım ben bunu. İnternet bağlantısına göre ses kalitesini optimize edebiliyor. İndir daha yüksek kalite. Daha çok alan kullanır. İndirme kalitesini de buradan seçebiliyoruz. Düşük kaliteli indirme ya da yüksek kaliteli Combo kutusu indirme. normal. Normal kalite indirme. Hücresel şebeke kullanarak indir önerilen ayar kapalı. Hücresel ağ kullanarak Anahtar indirebiliyoruz. kapalı. Equalizer denetim masasını aç. Video Equalizer kalitesi ayarlarımız geçersiz. var. Wi-Fi ile çalarken. Combo kutusu. Mobil ile çal. Combo kutusu çok yüksek. Depolama geçersiz. Depolama genel görünümü diğer uygulamalar 35,9 GB. İndirilenlerin tümünü kaldır. Çevrim dışı kullanmak üzere indirdiğin tüm Spotify içerikleri kaldırılır. Buradan da indirdiğiniz bütün şarkıları çok kolay bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Hafızadan yer açmak için. Ön belleğini temizleyerek depolama alanı açabilirsin. İndirdiğin içerikler kaldırılmaz. Spotify ön belleğinde buradan hiç uygulama bilgilerine girmeden kolayca temizleyebiliyoruz. Uygulamanın ayarları aşağı yukarı böyle. Spotify ile ilgili anlatacaklarımız bunlar. Ücretli üyelikle çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi çevrim dışı olarak dinleyebiliyorsunuz şarkıları. Reklamsız ya da aile üyeliğiniz varsa 6 kişiyle üyeliğinizi paylaşabiliyorsunuz. Böyle güzel bir uygulama. Podcast'imiz de var bizim Spotify'da bu arada. Varsa kullanıyorsanız eğer erişilebilir Android yazıp abone olabilirsiniz. Erişilebilir Android yazdığımızda ilkten çıkmıyordu. Bizi zar zor buluyordu ama artık 189-190 oynatmaya ulaşılmış bizim podcast'imiz. Bu da güzel bir rakam hakikaten. Öyle olunca Vay, artık dinleniyormuşuz doğrudan. yani. Yani ben de anlamadım kim dinliyor. Genelde YouTube'dan dinliyorlardı bizi ama 190 hiç fena bir rakam değil. Bayağı iyi. Öyle olunca artık erişebilir Android yazınca, hatta podcast'in başlarından önce bölümler çıkıyor. Bazı öne çıkan bölümler falan var. Hatta şey var, Google telefonu falan anlattığımız bölüm bayağı diğerlerinden öne çıkmış. Neyse, Spotify ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Çok fazla uzatmayalım. %100 erişebilir bu uygulama. Hiçbir sıkıntısı yok. Topluca ya da şöyle kullanırken. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki Salih, senin söyleyeceklerin o kadar. Spotify, Google, YouTube Müzik, bu ikisi arasında ne fark var? Yani hangisini tercih ederdin? Aslında çok güzel bir soru. Yani nasıl söyleyebilirim, nasıl anlatabilirim bunu? Bu tamamen alışkanlıklarla alakalı. YouTube'u uzun süredir kullanan bir insana YouTube müzik çok kolay gelecektir. Aralarında neredeyse hiçbir fark yok. YouTube'un sadece şarkılarını dinleyebildiğiniz bir versiyonu YouTube müzik. Spotify'a rakip olarak YouTube bunu kullanıma sundu kısa bir zaman önce. Hatta 2018'de miydi, yanlış hatırlamıyorsun, Türkiye'ye geldiğini. 3 aylık
Herkese deneme vermişti. Ben de bir merakla baktım. Ben Spotify'a çok daha uzun süredir alışık olduğum için onu kullanıyorum. Bu tamamen alışkanlıkla alakalı. Sanki YouTube müzikte çalma listesi ayarlama var mı? Onu tam bilmiyorum ama Spotify daha böyle geniş kapsamlı gibi. Ya Daha benim geniş kapsamlı ve daha sosyal. açıkçası ha evet interaktif biraz daha. Evet. Ama ben yani bu tür tabii müzik dinleyecek kadar boş vakit bulamadığım için ya bu şimdi şey olarak ukalalık olarak alınmaz, algılanmasın. Ya mesela kitap okumaktan daha büyük zevk alıyorum. Yahut da işte ben her şeyi araştırıyorum, tamam. Mesela bir yerde bir şey duydum, tamam. Yazıyorum onu Google'a. Oradan bakıyorum falan filan. Müzik dinlemekten daha çekici geliyor ama müzik dinlemeyi sevenler için sanki Spotify daha böyle detaylı ve güzelmiş senin anlattığına göre. Çünkü o kaliteyi Evet. seçebilmen, işte Çok radyo haklı. efekti verebilmek falan, taş plak efekti verebilmek. Ya bunlar enteresan, hoş şeyler. müzikte böyle şeyler yok galiba ama Yok. Müzik ben daha de çok YouTube müziğe YouTube'un daha biraz çok sadeleştirilmiş hali. YouTube müziğe ben de daha çok alışkınım gibi. Spotify'ı hatta hiç kullanmadım desem yanlış olmaz ama. Ya zaten ben de dediğim Semih gibi çok müzik dinlemem hakikaten. Bir şey araştırdığın zaman başka bir konu geliyor. Onu tıklıyorsun, o konuyla alakalı bir şey okuyorsun. Orada başka bir konu geliyor, onunla alakalı. Hani böyle araştırmayı açıyor. Böyle arka arkaya, arka arkaya, Abi arka arkaya. Bazen bir bakıyorum böyle araştırmalara, şeyler yaparken saatler geçmiş. Yani bilmiyorum, böyle harbiden şeyler ya müzik ben bir dinlemekten dalıyorum. falan daha zevkli geliyor bana benim öyle. 25 tane falan sayfa açılmış bende de böyle. Mesela Wikipedia'ya bir giriyorum, tamam mı? Bir şey araştırıyorum, orada bir söz görüyorum. Orada da link yani bağlantı vermiş. Hemen orada tıklıyorum. Sonra oradan bir de ta kaynakçaya kadar her şeyi okuyorum. Öyle oluyor ama tabii müzik dinlemek de ayrı bir keyif ya. Evet. Salih, teşekkür ederiz. Eklemek istediğin bir şey var mı? Ekleyeceklerim tamamen bunlar. Herkes bir aylık ya da 3 aylık şu anda kampanya nasıl olur bilmiyorum. Ücretsiz bir deneme alıp Spotify'ı deneyebilirler. Hiçbir kısıtlama Ne olmadan. kadardı bunun ücreti söylemiş miydin? Şu anda 27 lira olsa gerek aylık ücreti. Aylık. Valla kimse vermez bunu. Crack yok mu crack derler. Ya doğru. Evet. Var var. Evet, Spotify'ın da gördüm bir yerlerde ya var galiba. teşekkür ederiz Salih o zaman. Sitemizden Jeşo ekran okuyucusunu kolaylıkla ve güvenle nasıl indirebilirsiniz? Kullandığınız internet tarayıcısını açın. Adres çubuğuna erişilebilirandroid.com yazın. Sayfa açıldığında menüyü göster butonuna basın. Ana sayfa bağlantısının hemen yanında Jeşo indir bağlantısını bulacaksınız. Bağlantıya tıklayın ve dosya indirmeyi onaylayın. Bu kadar basit. Daha sonra kolay erişim için sitemizi favorilerinize ya da ana ekranınıza eklemeyi unutmayın. Şimdi ne yapalım? Evet, Sen devam et. şimdi sırada Ömer var bize Cişu'yu anlatacak. En son otomatik tıklama oluşturmayı anlatmıştın hareketler bölümünde. Bu hafta uygulamaya özgü parmak hareketleri ücretli diye sanki ondan vaz mı geçmiştin? Neydi yani? Ya aslında ücretli işlevleri anlatmamak gibi bir niyetim yok da anlatacağım yani onları da. Ama He, bugün insanlar belki lisans alır, değil mi? yani en azından bilsinler insanlar. Evet. İşte hep soruluyor ya işte ücretli ile ücretsiz arasındaki fark nedir, Aynen ne yani fark var şimdi falan diye. lisans alıp O yüzden kullansınlar görsünler diye. Bu arada bir dakika. Bizim elimizde sanki böyle bir aylık lisans kaldı mı? Hani bir açılışta hani yanlış hatırlamıyorsam kalmadı. kalmadı mı? Açılışta böyle Yok, herkese vermiş miydik? kalmadı. Varsa şu programı takip edenlerden bir tanesine verelim diyecektim. Ya öyle şeyler ayarlanabilir. Hatta bir programımızda bir yıllık lisans bile verebiliriz yani. Neden olmasın? Yani öyle hediye olarak falan. Öyle yarışmalarımızdan ya da ne bileyim Twitter etkinliklerimizden falan birinde. Böyle bir şey düşünülebilir. Bak bir Takipçiler yıllık bize lisans birisine dedim, veririz. Fettah geldi. Yani Fettah vermeyiz. Fettah boş ver. O talkback'çi. Samsung kullananlardan ziyade Xiaomi kullananlara vermek daha güzel olur O ya. zaman ben Xiaomi kullanıyorum. Evet abi. Tamam sana veririz. O zaman sen devam et.
Evet, şimdi bugün aslında ya öyle çok uzun şeylerden değil de iki tane yine hareket ayarlarındaki yerlerden bahsedelim. Bir tanesi hareket paketi oluşturma ile alakalı. Hani geçen hafta özel hareketleri düzenlemekten bahsetmiştik. Ama ya ben özel hareketleri düzenlemeyeceğim de ya kendi hareket paketimi yapacağım. Adı da işte Ömer olacak, Semih olacak, Salih olacak, neyse. O şekilde kendimize özgü bir hareket paketi düzenlemeyi biraz konuşalım. Bir de geçen hafta Jishuo bir güncelleme aldı. Geçen hafta değil ya, bu hafta işte. 17'sinde. 17 Ocak'ta evet. Bir güncelleme aldı. O güncellemeyle Lee yine biraz ortalığı karıştırmış. Şimdi benim Erzurumlu bir arkadaş vardı. Ortalığı 56'ya verdin derdi böyle. Birisi ortalığı katıp karıştırırsa öyle derlermiş Erzurum'da. 56'ya vermek karıştırmakmış. Ne Bak alakaysa bilmiyorum. bunu ben bir gün araştırmıştım işte. Bu Çok 56 enteresan bir şey. şeymiş. Amerikan arabası 56 model Plymouth muydu? Bunun motoru çok ciddi gürültü yapıyormuş. Ve Allah Allah. böyle ortalığı velveleye veriyormuş. Yani çok büyük gürültü çıktığı için böyle bir karmaşada falan kargaşada ortalığı 56'ya verdin. Buradan geliyormuş. Allah, iyiymiş. İlginç, bak bunu da öğrenmiş olduk. Neyse, yani Lee yine biraz karıştırmış. Tabii biz yeni uzun zamandır geç uğraşmıyoruz ama yani kılavuz hazırlıyorduk. Bir kısım hazırladık. Ama hazırladığımız kılavuzların tabii anlatımların bir kısmı boşa çıktı. Ya aslında daha doğrusu boşa çıkmak demeyelim de ayarların, menülerin, seçeneklerin yerleri değişti. O yerler değişen şeyleri tekrar düzenleyip kılavuzda anlatmak gerekiyor. Şimdi yeni bir kılavuza devam edeyim, şurayı yapayım diyorum. Ertesi gün başka bir şey değişiyor. Mesela işte ben özel hareketleri falan anlatmıştım. Şimdi getirdiği birleşik hareketler, çoklu, çok bölümlü hareketleri falan filan da oraya sokuşturdu. Bir şeyler yaptı. Biraz da ondan bahsedeceğim. Bu birleşik hareketler ve çok bölümlü hareketlerin kullanımından da bahsedeceğim. Bu yanlış bilmiyorsam VoiceOver'da da TalkBack'te de olan bir işlev değil. Abi Ondan da aslında bahsedelim. orayı şöyle yapmış. Bence daha anlaşılır yapmış biliyor musun? Önceden şey yoktu. Hani hareket önce sağa sonra sola yukarı kaydır diyordu ya. Şimdi onu tek tek ayırmış. İşte mesela yukarı kaydır. İşte önce sağa sonra sola. Hafiften işte yukarı kaydırırsa denemiştim lisanslı kullandığım zamanlarda. Sanki böyle daha değerli toplu olmuş. Şimdi derli toplu olmuş, o yukarı kaydır aşağı kaydır diye onları tek tek o şekilde kategorilendirmeyi aslında uzun zaman önce yapmıştı. Şimdi onların hepsini bir araya toplamış. Özel parmak hareketlerini düzenle kısmına falan da oraya atmış. Oradan da girsen, normal çok bölümlü hareketlerden de girsen şeye giriyor yine. Aynı yere giriyor. O zaman şey yapalım ya. Çok konuştum sanıyorum. Artık biraz hareketlenelim o zaman. Şu telefonumu bir şarjdan çıkarttım. Fahrettin Çıkış düğme. konuşuyor. Ana ekran düğme. Fahrettin abi Sistem. burada yok ama Evet. sesim Mesajlaşma. burada. Yeni. Fahrettin yok, aynen. Ya bu arada Fahrettin dediniz de yeni sürümlerde bu şeyi çıkartmış mı Fahrettin'in sesini? Neydi o çocuğun adı? Elnur. İki pili Yok. istot tarafından Yok, okumadı. ses duruyor. Ana menü. Var İptal mı? daha konuşmayı durakla. Cihaz alıp. Sanki göremedim de. Çıkış Neyse. özel. Kaydı. Paylaş. Var. Kay özel. Nerede kaldı? Çıkış düğme. Özel. Çıkış özel. Değil mi çıkış senin? düğme. Cihaz Bakalım holite. ne oluyor lan. Ne Cihaz oluyor? ayak Evet. konuşma hızı. Sentezleyici ses seviyesi. Ayak cihaz holite. Ayak sihirbazı. Nereye girdim ben ya? Geneldesin Cihaz yeni genelde. ayarlar. Ah, Sentezleyici aynen ayarları. yönümü şaşırdım sen. Dur Diğer. şimdi Yukarı şu dur lan. sentezleyici ayar. Dur. Birinci sentezleyici. Birinci sentez. Evet. Birinci sit. El nur TTS. Cihaz et elokuyen. Smart voice. Şunu. Birinci sen. Birinci Evet. sentez. Buna Ana geçeyim. ekran düğme. Elekons konuşmasını ikide beraber. Yakınlık sensör. Şimdi Ana ek. Sistem başlat. İki Jishou'nun pili stot tarafı. Jeep Tojo'yum. önce özel parmak hareketi paketi. Kendimize istediğimiz gibi parmak hareketi paketi oluşturmaktan bahsedelim. Nasıl parmak hareketi, nasıl paket oluşturuyoruz? Ana Bir menü. kere Jishou İptal ayarlarına önce düğme. aşağı sonra sağa Sağ. Daha konuşma. şuradan Jeysalova. Jishou ayarlarına Birin, girdim. birinci, Hala birinci, oradayım. ikinci sistem metin okuma ayar. Özelse Buradan geri, bir, hareket hareket ayarları. ayarlarına
Giriyoruz. Hareket ayarları. Bunun başka yolları da var ama tabii ben şu an buradan yukarı, göstereceğim. Hareketlerim Şurada. Hareket ayar. Hareket tanımları. Hareket ayarları. Burada bir hareket ayarları var. Şu uygulamaya özgü özgü hareket paketi. Hareket önce. Ayarları. Buraya giriyorum. Hareket, yukarı Burada. Git düğme. Hareket oluştur. Hareket oluştur. Uygulamaya özgü özgü hareket Jip oluştur. Total browser pro Bunlar hareketleri. Benim Kişiler ve motif hareketler. Özel. Siz tele YouTube. Yukarı hareket oluştur. Hareket oluşturacağımıza göre. Şöyle bir hareket oluşturu tıkladık. Yazma Abi alanı açıldı. Oluşturduğumuz hareketleri paylaşabiliyoruz değil mi? Tabii. Burada hem Jishio'nun o hareketler kısmına, ek kaynaklar indir kısmına yükleyebiliyoruz. Oradan diğer arkadaşlarımız alabiliyorlar. Hatta telefon dili Türkçe ise otomatik olarak Türkçe olarak hazırlanmış paketler direkt karşımıza çıkıyor. Başka paketler falan da çıkmıyor. Öyle de bir güzel bir şey var. Burada şimdi mesela biz bu paketin adını Gesweb yaptık. Gesweb. Şimdi bu tıkladığım zaman ilk karşıma çıkan şey hareket paketine bir ad vermem gerektiği. Tamam burada düğme. Bir ad verdim ve Gesweb. Tamam dedim. Şimdi Çıkış bakın Gesweb burada. Gesweb. Kaydet. Kaydet. Paylaş. Paylaş. Daha fazla seçenek şimdi düğme. Şimdi bu pakette neler yapabilirim? Yukarı kaydır önceki. Şimdi birincisi daha fazla şu. Yukarı kaydır önceki öğeye git. Varsayılan. Öncelikle bunları değiştirebilirim. Yani bütün buradaki hareketleri tek tek istediğim hareket, eylemi, istediğim uygulamayı ya da istediğim işlevi neyse atayıp bu hareketleri bir kere değiştirebilirim. Yani işte yukarı kaydır önceki öğe diyor. Git, ben bunu atıyorum. Varsayılan. Yukarı kaydırınca WhatsApp açsın ya ne yapacak önceki öğe gidip diye. İstersem öyle ayarlayabiliyorum. Aşağı kaydır, sonraki öğeye git. Bunlarla pek varsayılan. Oynamayacağım. Yani çünkü zaten bunlar standart ayarlar. Eğer bu aşağı kaydır, yukarı kaydır, sağa kaydır, sola kaydır gibi hareketlerle oynarsanız normal tek parmaklı kullanımda sıkıntılar yaşarsınız. Yani çünkü bizim standart genellikle dolaşım tarzımız işte sağa sola kaydırarak işte, önceki sonraki öğe arasında geziyoruz. Aşağı yukarı kaydırarak karakter veya işte o dolaşım öğeleri arasında geziyoruz. Sola kaydır, sol kasa yol, varsayılan. Bu bunları değiştirebiliriz ama şimdi ben değiştirmeyin dedim ama burada hareket paketi şey olarak gelmiş. Jishuo'nun sağdan sola değil de yukarıdan aşağı parmak hareketleri. Daha fazla normalde seçenek şu, yukarı kaydır önceki öğeye git. Yukarı kaydırı biz normalde yukarı kaydır. Daha doğrusu aşağı şu sola kaydır, sağa kaydır, yol, sola kaydırı varsayılan. Önceki öğeye git olarak normalde kullanmamız gerekiyor. Çünkü biz sağdan sola kaydırarak kullanıyoruz. Bunları böyle değiştirebiliriz. Sola mesela işlev seçili. Şuradan seçelim. İşlevi seçtim. Prof eklentiler. Prof anahtar. Şurada yazalım. Çift noktalı ne? C, E, K, I. Önceki. Önceki. İşlem. Önceki metin al. Önceki parça. Önceki not. Önceki dola. Önceki dola. Önceki pence. Önceki öğe. Önceki bölüme git. Ha. Önceki öğeye git. Sola kaydır önceki öğeye git. Sağ kaydır. Mesela sağ şurada. İşle. Değiştireyim. İşler. Profiller. Anahtar. Sonraki öğeye git diyelim. Büyük S. S. Silindir. Çift yum. E. Y. E. Öğeye. Böyle değil. Öğeye işler. Öğeye met listedeki önceki öğeye git. Sonraki öğeye git. Buradan. Sağ kaydır sonraki öğeye Gördüğünüz git. Gördüğünüz gibi iki parmak işler. Hareketlerini sağ kaydırı sonraki öğeye git. Sola kaydırı önceki öğeye git şeklinde ayarladık. Önce sola sonra sağa diğer kaydır parmak son hareketlerini uygulamalar ekranı varsayılan. Tamamını bu şekilde değiştirebiliriz. Burada bir sürü parmak hareketler var. Bakın şöyle. Dört parmaklı dört aşağı parmaklı. Kaydır çok bölümlü hareketler. Şimdi iki parmaklı, üç parmaklı, dört parmaklı hareketlerimiz vardı. Üç parmaklı Ekstra sağ kaydır şeylere çok gelmiş. Şimdi burada başka düğme, neler yapabiliriz? Kaydet, Şimdi paylaş, bu hareketleri daha fazla değiştirdik. Düğme. Aynı zamanda ne yapabilirim? Ben herhangi bir parmak hareketi paketi, hareket paketi içerisinde çeşitli farklı şeyler de yapabilirim. Daha fazla Mesela seçenek şu düğme. Daha fazla seçenek düğmesinden işlev oluştur. İşlev oluşturabilirim. Yani bu işlev oluşturmaktan kasıt Yeni otomatik ekleme, tıklama oluştur. Otomatik tıklama gibi işlevler oluşturabiliriz. Geçen hafta telefon hoparlörünü açıp kapatma, işte WhatsApp'taki bir grubun veya bir konuşmanın
mesajlarının tamamını silme, temizleme gibi hareketler oluşturmaktan bahsetmiştik. Bir hareketle bunların bu tek bir işlemi, 3-4 işlemi aynı anda yapabilmek gibi. Bu tarz şeyleri yani nasıl özel hareket paketlerinde yapıyorsak burada da yapabiliriz. İşlev yöneticisi. Yani bu hareket paketi içerisine de ekleyebiliriz ve bu eklemiş olduğumuz hareket paketleri paylaştığımızda tabii diğer kullanıcılar da aynı şekilde bizim yapmış olduğumuz bu işlevleri kullanabilirler. Tabii burada bir şey ortaya çıkıyor. İşte hoparlör mesela Xiaomi telefonlarda hoparlör açmak için orada hoparlör mesela Mi telefon uygulamasında hoparlör diye geçtiği için kullanabiliyorum ama işte bir Google telefonda, bir Samsung telefon uygulamasında falan bu oluşturulan işlevler çalışmayabilir. Samsung'da olmuyor da şeyleri... sanki Google telefonda abi illa hoparlörü aç, hoparlörü kapat. Geçen haftaki bir önceki programımızda demişlerdi ama Mehmet abi demişti sanki oluyor diye. O olmuyor, ben denedim. Hoparlörü doğrudur, çünkü atıyorsun, bu sefer hoparlörü kapatı da ataman lazım bir şeye. Aynen öyle, çünkü orada ikisinin de adı değişik oluyor abi. Mesela Xiaomi'de değil, hoparlör seçili ya da seçili değil şeklinde bu Mi telefonda. Sanki Samsung'da o yüzden da öyle diye hatırlıyorum ben ama. Samsung'da nasıl bilmiyorum, doğrudur. Ama Google telefonda dediğin gibi iki seçenekli bir şey, açık kapalı şeklinde. Orada ama sadece hoparlörü seçsek acaba, yani açığı kapalısın değil de sadece hoparlör desek. O hoparlörü gördüğü zaman bir tıklayıp açıp ikinci tıkladığında da kapatmaz mı? Deneriz bilmiyorum. Abi seçim menüsünden lazım. Onu deneriz. Ha, bunu denemek lazım. Bu belki çalışır Google telefonda. Yani bir hareket paketine böyle şeyler ekleyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi diğer kullanıcıların cihazlarında bazı şeyler uyumlu olmayabilir. O açıdan böyle şeyler yapacaksanız hani bu tarz otomatik tıklama vesaire gibi şeyler eklediğiniz paketler varsa bunu mümkün mertebe paylaşmayın. Ya da paylaşacaksanız da sizinle aynı telefonu, benzer telefonu kullanan arkadaşlarla paylaşabilirsiniz. Şimdi bunun avantajı nasıl olabilir abi? Bunun avantajı şu olabilir, bu hareket oluşturmanın avantajı. Mesela şimdi G-Shoe'da bir arıza var. Kaldıracaksın. Ayarları da yedeklemek istemiyorsun. Çünkü zaten bir ayardan dolayı bozuk. Bu parmak hareketini aynen bir yere yedeklersin. Yahut da işte paylaş deyip parmak hareketleri bölümünde paylaşırsın. Daha sonra G-Shoe'yu kaldırıp yeniden kurduğunda buradan parmak hareketini yükledin mi birçok ayarın hani özel parmak hareketlerin geri gelmiş olur. Sesli böyle bir avantajı var. Aynen, ben bunu çok yaptım. Hep yapıyorum daha doğrusu. G-Shoe'yu kaldırdığım zaman ya da format attığım zaman. Daha fazla şimdi seçenek bu düğme. Parmak hareketi paketimizi önce yukarı oluşturduğumuzu sonra varsayalım. Yani düğme. Şu parmak hareketlerin tamamını istediğimiz şekilde dizayn ettik. Diyelim ki hepsini ayarladık, yaptık, değiştirdik, kesme, kişiselleştirdik. Kaydet. Bunu kaydedeceğiz. Şu kaydet düğmesine de basabilirsiniz. Kesme, kaydet. Ya da çıkış kere bir kere geri çıktığınızda kendisi kaydediyor. Paylaş. Burada daha fazla bakın, kaydet. Bir paylaş var zaten şurada gördüğünüz paylaş gibi en tepede. Daha sola bu yukarı kaydır. Paylaşmayla önce bir dakika. Çıkış kaydet. Doğru, paylaş. Lazım. Evet, yok. Orada öyle demeyeceğim. İnat değil mi? Demeyeceğim. Guess web. Şimdi şunu tıkladık paylaşı. Guess web. Anahtar sözcük girin metin alanı. Boşluk. Guess web. Burada. Anahtar sözcük girin metin alanı. Buna bir alt mı vereceğiz? Bu anahtar sözcük niye giriyor? Boşluk. Buraya? Guess web. Boşluk. Hareket araba herhalde. Değişik bir boşluk. Boşluk. Yok, paylaş dediğim zaman niye bu çıktı? Guess web. Boşluk. Böyle çıkmıyordu ya. Paylaş. Şimdi daha fazla paylaş. Bu ara mı acaba? Kaydet. Paylaş. Guess web. Bir dakika. Guess web. Anahtar sözcük. Bir deneyelim. Bir anahtar sözcük gireyim. Yok abi, yok. Orası hareketlerin olduğu liste. Muhtemelen sola doğru kay bitti yahut da paylaş diye bir seçenek vardır. Yok işte, öyle bir şey yok. Bak şimdi burada. Guess anahtar boş. Guess anahtar boş. Bak bunlar var. Bir guess web'e tıkla bakayım. Anahtar boşluk. Guess web. Anahtar şey sözcük girin metin. Metin at. Guess web. At. Boşluk. Şu boşluk ne? Guess web. Şimdi bu anahtar. Şuraya bir anahtar sözcük gireyim. Mesela bir A gireyim ya. A. Guess web. A metin alanı. Boşluk. Guess web. Evet, bence bu paylaş menüsü paylaş biraz sıkıntılı, çünkü bu çıkmaması lazım. Daha kaydet. Guess web. Şimdi hareket şuradan oluştur bir çıkayım. Bu paylaş olayı buradan bu şekilde çalışmadı. Uygulayıcı şöyle guess yapabiliriz. Hareket. Bakın. Guess web. Guess web burada.
Cep uy hare yukarı git düğme. Biraz önceki hareket ayarları ekranına döndük. Cep total guess, guess web diye bu. Bunu uzun basıyorum. Çift tıklayıp uzun basıyorum. Sil. Sil. Adlandır. Adlandır. Paylaş. Gönder. Gönder. Sil. Ve yine sil. Şimdi adlandır. Paylaş. Paylaşı buradan seçtim. Guess web. Metin alanı. Tamam düğme. Tamam işte bu. İptal düğme. Ayrıntılı metin düzen. Guess web. Metin alanı. Burada bir ad vermemizi istiyor. Zaten aslında adı guess web. Bunu niye almıyor da böyle bir ad istiyor? Ekstradan belki açıklamalı bir ad girmemiz gerekebiliyor. Gerekir diye yapmıştır. Mesela. V-S. G kesme işareti büyük E sa bir ve virgül kesme kes kesme işareti ve büyük E S V E P kes ve K A R E K E T hareket P A K E T I kes ve hareket paketi. Şimdi bunu yazdı. Kes ve kes ve tamam 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 dedi. Kes ve hareketlerim. Bunu yeni yaşlı olite bildirimi başarıyla paylaşıldı. Paylaştı. Gördüğünüz gibi şeyde Jisho'nun hareket listesinde. Kişiler ve çevirici. Burada yine hareketlerim. Guess web. Şöyle bir şey daha var. Gönder. Gönder diyerek guess de. Web. Bu guess web'i. Android sistemi. Mesela. Guess mi paylaşıp. Guess web öyle. Cihazlar bulun. Yaz. Yat mi. A. Dost. Yak. Hat. Telegram. Pro. Telegram. Mesela Telegram'da. Bağlanıyor. Bizim. Kayıt. Grup. Deneme bir grup. Jazz grup. Jazz grup. Ha, şurada benim bir grup. Deneme birinci deneme diye bir grubum seçim var. Kutusu seçili. Ben kendi kendime yaptım bu grubu. Böyle bir şeyler atıyorum bazen. Bul düğme. Geri dön bir alıcı. Bir sohbette paylaş düğme. Paylaşayım. Gönderdi. Mesaj yaz, ifade, daha fazla, deneme, geri dön, guess web 20 trilyon 230 milyar 120 milyon 223 bin 46. GPK. 450 evet. B bugün GPK uzantılı gönderdik. Gönderim. Şu hareketleri bir Telegram'ın gezin hareket ayağı. Jeep Toto gez hareket ayağı. Uygulamaya özgü bildirim ses. Ekle plugin ek kaynak şuradan. Ek indirilenler. Yaptığınız jazz, bir uygula ses hareket paketi. Yanlış bir hareket ki, yanlışlıkla paylaştınız. Paylaşmak istemiyordunuz. Anahtarım. Bakın benim. Burada. Gelişmiş iş benim. Şuradan bir benim diyeyim. Bu benim dediğiniz zaman sizin yüklediğiniz guess paketler. Hareketlerim, bakın burada. Guess web, guess web. Hareketlerim yesil. Bu da hareketlerim diye ben kendim yapıp yüklemiştim. Hareketlerim özel paket yesil. Taste, özel özel parmak hareketlerim yesil. Ta, YouTube, YouTube yesil. Hareket paketi. Vay canına bayağı bir şeyler yüklemişim. Guess web, guess web hareket. Uzun basıyorum ve sil guess web. Sil diyor. Tamam. Siliyorum, hareket sil. Paketi. Evet bu hareket paketi oluşturmayla alakalı. Sildik. Bu kadar. Bu kadar yeterli olur. Hareket paketi. Evet devam ediyorum. Şu son kısmı da anlatıp bitireyim. Ek kaynakları indir. Şurada. Ek, gelişmiş bildiri. İçerik hareket ayarı. Hareket ayarlarının hareket içerisinde. Ayarları. Klavye kısa dokunma ve çok bölümlü hareketler. Evet çok bölümlü hareketler var arkadaşlar. Bu çok bölümlü hareketlerden çok kısaca bahsedeceğim. Yine bir tane iki tane hareketi değiştirip birkaç örnek gösterip bırakacağım. Şimdi çok bölümlü hareketler demek şu bu bir kere bu çok bölümlü hareketlerin mantığını bir açıklamaya çalışayım. Çok bölümlü hareket demek bir hareketi yaptıktan sonra parmağı kaldırıp ikinci bir hareket yapmak demek. Şimdi Talkback'te veya Jisho'da mevcut tek bölümlü hareket ya aslında çok yönlü fakat tek harekette yapılan hareketler var biliyorsunuz. İşte önce aşağı sonra sağa kaydırmak gibi. Burada parmağımızı kaldırmadan yapıyoruz. Yani aşağı kaydırıyorum parmağımı kaldırmadan sağa kaydırdığım zaman işte Jisho menüsüne gidiyor. Ya da önce sağa sonra sola kaydırıyorum hiç parmağımı ekrandan kaldırmadan geri gidiyor. Buradaysa önce sağa kaydırıyorum parmağımı kaldırıyorum mesela atıyorum bir daha sağa kaydırıyorum. Ya da önce sağa kaydırıyorum parmağımı kaldırıp hemen ardından belli bir süre içerisinde sola kaydırıyorum. Yani bu bu şekilde bütün hareketlerin çok bölümlü hareketi yapılabiliyor. Yani 3 parmakla aşağı kaydırıyorum sonra sağa kaydırıyorum mesela parmağımı kaldırıp ya da 3 parmakla sola kaydırıyorum yukarı kaydırıyorum sonra parmağımı kaldırıp sola kaydırıyorum ve bu iki harekette tek bir eylem çalıştırıyor. Mesela 3 parmakla yukarı kaldırıp sola kaydırıp sola kaydır dediğin zaman diyelim ki işte saati söyle diye ayarladığın zaman o hareketi yaptığın zaman saati söylüyor.
Şimdi çok bölümlü buraya girelim. Çıkış düğme. Buranın mantığını biraz değiştirilmişliği aynı parmak hareketlerini düzenle, özel hareketleri düzenle menüsüne hareket, benzer. Kaydet, paylaş. Bir daha fazla mantık seçenek yapmış. Düğme. Bence de güzel olmuş. Orası öyle, burası böyle. Hepsi birbirine karışıktı. Tabii bizim şeyimizi biraz bozdu, kılavuzumuzu, o ayrı konu. Şimdi burada yukarı hareketler kaydır, var çok arkadaşlar. Bölümlü hareketler. Yukarı kaydır çok bölümlü hareket. Aşağı kaydır, sola sağa. Önce sağa, bunlarla, sonra sola kaydır çok bölümlü hareketler. Özellikle yukarı kaydır, aşağı kaydır, sağa kaydır, sola kaydır hareketleriyle oynarsanız şimdi şöyle bir durum oluyor. Çok bölümlü hareketlerde birinci hareketi yaptıktan sonra ikinci hareket için uygulama bir bekleme süresi belirliyor. Diyelim ki yukarı kaydır önce parmağı kaldır sonra sağa kaydır. Ya da önce sağa kaydır sonra parmağı kaldır yukarı kaydır. Diyelim ki bu hareketi yaptığımda ne yapsın? Bildirimleri açsın mesela. Bunu yaptığımızda önce sağa kaydırıp sonra yukarı kaydırdığımızda bildirimleri açıyor, güzel. Ancak şöyle bir problem var. Sağa doğru şöyle hızlı önce sağa, dolaşırken sonra benim düğme. Dolaşma hızımı telefonun ekranındaki o hızı, seriliği yavaşlatıyor, ağır çalışıyor. Neden öyle ağır çalışıyor? Çünkü ne yapıyor? Ben sağa kaydırdığımda bu adam çok bölümlü parmak hareketlerini açmış. Ben ikinci bir hareketi bekleyeyim diye bir süre tanıyor burada. Yani önce sağa kaydırdıktan sonra senden ikinci hareketi, yani çok bölümlü hareketin ikinci hareketi olan yukarı kaydır, sağa kaydır, sola kaydır, aşağı kaydır neyse. Bu hareketi bekliyor. Bu hareketi beklediği için de senin normal standart sağa sola kaydırma ile gezmek istediğinde Semih'in de söylediği gibi çok ciddi bir şekilde yavaşlıyor. İstiyorsanız bir deneyelim. Google bildirim. Önce yukarı şöyle. Böyle göstereyim hem de. Aşağı şimdi, yukarı daha fazla sola sağa kaydır çok bölümlü sağa kaydırı hareketleri. Değiştirelim. Şimdi çıkıp hareketleri burada, kaydet. Paylaş. Daha fazla çok bölümlü hareketleri kullan. Anahtar kapalı. Şimdi arkadaşlar her çok bölümlü hareketin bir anahtarı var. Bu hareketi kullanıp kullanmamakla alakalı. Bunu açıp kapatabiliyoruz. Açtığınızda bu hareketi kullanabiliyorsunuz. Kapattığınızda kullanabiliyorsunuz. Açık. Bunu açtım. Şunu tekrar hatırlatalım mı ver? Bak ne oldu bakın. Sola kaydır. Sağa kaydırıyorum bakın. Bakın. Önce. Hareket bekliyor. Önce, bakın. Önce ama sola, kapatayım. Sonra yukarı çıkış hareketleri kaydet. Bakın şu an. Paylaş. Daha fazla çok bölümlü hareketleri kapalı. Kapattım şimdi bakın. Önce aşağı yani sonra sola bu hareketi kaydır, yaptığınızda neyi hatırlatacaktı seni? Şu ana işlemlerde yani sağa kaydır, sola kaydır, yukarı kaydır, aşağı kaydıra dokunmayacağız. Bu bir. Bir de bu hareketleri sadece premium kullanıcılar kullanabiliyor. Premium'la evet, ücretsizin arasındaki farklar nedir diye bunu başta söylemiştim ama yine hatırlatalım. Premium'la ücretsizin hı-hı arasındaki farklar nedir diye soran bir sürü insan oluyor. İşte farklar bu gibi özellikler. Evet, farklardan bir tanesi bu. Şimdi çıkıp burada kaydet, bu hareketi paylaş. Daha fazla kullanı seçenek düğme. Önce sağa sonra yukarı. İşte bu önce sağa oluyor arkadaşlar. Önce sola yukarı çok şimdi bunu nasıl kullanacağız? Yukarı kaydır komut yok. Çok bölümlü hareketleri şunu kullan, anahtar kapalı. Açtım. Çok bölümlü hareketleri kullan, anahtar açık. Diyelim ki önce sağa sonra sola kaydır komut yok. Varsayılan. Şimdi önce sağa sonra sola kaydır. Şimdi bakın. Önce sağa sonra sola kaydır. Bu ne demek? Ben sağa kaydır hareketini düzenliyorum şu anda. Önce sağa kaydıracağım. Parmağımı kaldıracağım. Sonra parmağımı hiç kaldırmadan sağa sola kaydıracağım. Geri hareketini yapacağım. Bu hareketi 3 hareket oldu. Bakın dediğim gibi. Önce sağa kaydırıyorum. Kaldırıyorum. Sonra bir sağa bir sola. Parmağı kaldırmadan bir hareket yapıyorum. Yani sağa sağa sola şeklinde 3 parçalı hareket gibi oldu. Ve bu hareketi yaptığımda tek bir işlem çalışıyor. Önce sağa sonra. Şimdi bu yavaşladı tabii. Varsayılan. Burada bir komut yok. Bir şey seçelim. Bilginler çok için. Araçlar uygulama seçili değil. Uygulama seçelim. Uygulama. Ne seçelim? Alpabacuk Pro. Amazing. Mesela Akbank. Akbank'ı seçelim. Önce sağa sonra sola kaydır Akbank uygulama. Akbank evet. Şimdi burada geri gidiyor. Yani, çok bölümlü hareketler. Evet, bir bank uygulamasına ana ekran, şey sistem,
Şimdi mesajlar. Akbank uygulamasını. Ha, tamam. Ya pardon. Evet, heyecan yaptım. Bir uygulamayı açtık. Tamam, bunu değiştireyim. Yok, yok, sıkıntı yok ya. Akbank mobil uygulaması ya. Bu reklam yapmıyoruz şey oradaki. Yok. Niye yaptık? Biz espri yaptık ya. Şimdi, sen niye heyecanlanıyorsun? Ay ne bileyim ya. Bir an öyle anlatırken ben gaza gelmişim şurada, anlatıyorum heyecanla. Evet evet, devam et. Alttan da zaten YouTube'dan hayali yazıyor sürekli. Hiç boş bırakmıyor orayı maşallah, sağ olsun. Bu arada ben Ömer'e bence söylemiştim. Bence sen Salih bir soru bir şey varsa ilet. Bence sen bu bir arkadaş bir soru soruyordu böyle, Wesley Schneider gibi soyadı olan Kadir Alp Schneider. Kadir Schneider. Ne alakası var bilmiyorum. Ha. Aylin ne istiyordu? Bir şey istiyordu galiba da, onu WhatsApp grubunda ya da Telegram grubunda varsa oradan paylaşabilir ama Aylin var mı onu da bilmiyorum da, o arkadaş istemiş. şimdi evet, bu hareketi yaptık arkadaşlar. Banka uygulamasını atadık. Şimdi yapacağım hareket şu. Sağa kaydırdım. Bakın İki Play Store tarafından okunmadı. Sesi bilmiyorum. Geliyor mu? Duyuyor musunuz? Bak kaydırınca şu ses geliyor. İki Play Store. Evet, bir fıst diye bir ses. İşte o fıst sesi gelmeden önce ikinci hareketi yapmamız gerekiyor. O fıst sesi neyse işte. O ses artık bu hareket için verdiğim süre bitti. Artık bu işlevin orijinal hareketine, standart eylemine geçiyorum demek. Şimdi ben kaydırdığım Akbank. Çok şahane. Hızlıca yapmamız gerekiyor bu işi. Önce sağa kaydırdım, kaldırdım. Sonra sağa sola yaptım. Bakın. Kurumsal. Öge. İyi akşamlar Ömer. Aa, iyi akşamlar. Açıldı. Akbank uygulaması. Gördüğünüz gibi. Burada. Sesten başla. İşte bu hareketi. Bakın sola kaydırırken bir sıkıntı yok, bakın. Sola tık 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 kayıyor. Çünkü sola kaydırma hareketine bir şey, çok bölümlü hareket eklemedim. Ama sağa kaydırıyorum bakın. Bu fıs 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 demekten. Kısa yol menüsü. Konuşamıyor. Ana menü. Düğüm, evet, çevir. Sen bir şey demedin. Evet, yani bu hareketleri siz olun. Çok bölümlü hareketler. Ana işlev olan hareketleri atamayın. Aşağıya, yukarıya, sağa, sola. Aynen öyle. Şimdi bu hareketi. Parmak izi okuyucu hareketleri. Çok bölümlü hareketler. İşte, evet, tabi oralara gelmiş. Hareketlerim. Şunu. Sağ kaydır, çok bölümlü hareketler. Kapatayım. Çıkış. Kaydet. Paylaş. Daha fazla. Çok bölümlü. Heh. Kapalı. Kapandı şimdi, bakın aşağı, rahatladı. Şimdi bu hareket olduğu gibi diğer hareketlerde de böyle arkadaşlar. Önce sola, yani sonra önce yukarı, sola, önce sola, bakın. önce sağa, önce yukarı sonra sol, önce yukarı sonra sağa. Son bir hareket daha gösterip bırakacağım. Önce aşağı mesela, sonra sağa kaydır, çok bölümlü hareket. Önce aşağı sonra sağa kaydır. O da ana işte abi, bir bence önce aşağı sonra sola kaydır yap. Öyle mi yapayım? Hareketlerim. Önce sağa sonra. Önce sağ, önce yukarı, önce önce aşağı sonra sola kaydır, evet. Çok bölümlü hareketler. Önce aşağı sonra sola kaydır. Okay, tamam. Şimdi bu harekete mesela bir önce aşağı sonra sola kaydır hareketi daha ekleyeceğim. Çıkış bakın şimdi. Kaydet. Şimdi. Paylaş. Daha fazla çok açık. Açtım. Yukarı kaydır. Şimdi bakın sağa kaydır, sola kaydır da önce aşağı, bir problem sonra yok. Yukarı kaydır komut yok. Varsayılan. Çünkü sağ kaydırı kapattım. Önce sola önce yukarı sonra önce aşağı sonra yukarı kaydır komut. Önce aşağı sonra sola kaydır komut yok. Varsayılan. Evet. Önce arkadaşlar çok enteresan bir şey yapacağım. Şimdi önce aşağı sonra sola kaydır. Yapıp kaldıracağım. Bir daha önce aşağı sonra sola kaydır yapacağım. Bakalım bu iki hareketi tabii hızlı bir şekilde yapabilecek miyim bilmiyorum. Denemedim. Ne oluyor lan? Bunu bir şeye atayalım. Özel ses. Araçlar seçili. Uygulama seçili değil. Sakin. Uygulama. Amazing Map. Anahtar. Android Auto. Bu acayip şeyler ne ya? Anahtarlık. Anahtarlık. Android erişilebilirlik seti. Bunu açmaz zaten. Android kurulu. Android. Bir uygulama atayım. Ayarlar. Ya bunlara tabii ayarlar eylemle atayım diyorsun. Ayarlar işlem olsun. Yani hareket merkez bir sürü ayarlar. Şey açabiliyorsun, atayabiliyorsun. Ayarlar. Tamam, ayarlar. Önce aşağı sonra sola kaydır ayarlar. Uygulama. Şimdi. Hareket ayar. Tamamen. 128 sosyal tarafından okunmadı. Hatta ben ana ekranda değil de. Sosyal 60 Telelight Pro. Telelight'in içinden Telelight Pro. Ayarları açabilecek miyim? Deneyelim. Şimdi önce aşağı sağ sola. Tekrar önce aşağı sonra sola. Bakın. Telegram. Yapamadım. Ayarlar. Hah, yaptım.
Evet. Ayarla. Ara. Cihazın MIUI Bike Xiaomi 13. Gördüğünüz ara. Gibi bu çok bölümlü hareket. Yani özellikle çok sık kullanmadığınız, yani çok sık da demeyeyim de böyle arka arkaya yapılması gerekmeyen, hani böyle sağa sola kaydırdığımız zaman hızlı seri hareketinizi, kullanımınızı olumsuz etkilemeyecek bir hareket. Mesela işte önce aşağı sonra sola kaydır. Bu hareketi sürekli arka arkaya yapmayız. Yani çünkü ekranda bu şekilde dolaşmıyoruz. Bir kere yaparız böyle hareketleri, genelde bu açılı hareketleri. Bu hareketleri atayıp bu şekilde premium kullandığınızda çok bölümlü hareketleri kullanabiliyorsunuz. Ve artık bu çok bölümlü hareketleri, son sözüm olsun, özel hareketleri düzenle kısmından da artık değiştirebiliyoruz. Yani özel hareketleri düzenle kısmında önceden yoktu bunlar. Şimdi Lee bunları eklemiş, buraya getirmiş. 120 hem oradan hem de hareket ayarlarındaki çok bölümlü hareketler kısmından bu hareketleri düzenleyebiliyorsunuz dedim. Kaç dakika oldu senin? Bayağı oldu. Sen bugün dakika yok, tutmadın bugün bana. Yok, bugün 26 dakika oldu. Evet, teşekkür ederiz. Yine de iyiyim ya. Teşekkür ederim. 35 dakika. Yok, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bugün çok yararlı bir anlatım oldu. Eklemek istediğin bir şey var mı bununla ilgili? Bu konuyla yani tavsiye ilgili... Tavsiye ediyor musun yahut da... Ya tavsiye ediyor muyum? Yani samimi bir şey söyleyeyim. Yaklaşık 2 yıla yakın zamandır Gisho'nun premiumunu kullanıyorum. Bu hareketleri hiç kullandın mı derseniz, böyle deneme, test etme, bunlar da neymiş, nasıl çalışıyormuş diye test etmek amaçlı denemek dışında kullanmadım arkadaşlar. Ha, ben kullanırım diyenlere bir şey demem. Ama ihtiyacım olmadı. Çünkü zaten bir sürü parmak hareketi var. Bunlar çok ne zaman faydalı olur biliyor musun şey. Ömer abi? Fonksiyonları ya da eklentileri kullanmaya başlarsak eğer biz Türkçe olarak bu hareketleri, o fonksiyonları atayabiliriz. Abi. Aslında şöyle Ömer. Önce aşağı sonra sola hareketine, önce aşağı sonra sola hareketini atarsan yorucu bir işlem olur. Ama önce aşağı sonra sola hareketine yukarı kaydır, aşağı kaydır, sağa kaydır, sola kaydır hareketlerini atarsan, yani ikincil hareketler onlar olursa, işte o zaman çok kullanışlı oluyor. Ben öyle kullanıyordum. Evet, aynen öyle. Şimdi bu çok parmaklı hareketlere de aynı şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani üç parmakla sağa kaydırıp sonra kaldırıp sola kaydır, sağa kaydır, aşağı kaydır, yukarı kaydır gibi. Çok parmaklı hareketlerle de bunları kullanabiliyoruz ama dediğin gibi ya benim ihtiyacım olmadı çünkü yani yaptığım hareketler bana yeterli geliyor şimdilik. Ama dediğin gibi daha pratik, daha basit. Hani ben en zorunu bile bu şekilde yapabiliyoruz'u göstermek için bu hareketi gösterdim. Evet, yani ama dediğin gibi öyle basit hareket tarzı yaparsak daha kolay olur. Bir de Salih'in dediği gibi bu eklentiler, araçlar, pluginler falan o tarz şeyleri kullanabiliyor olsaydık hakikaten o tarz şeyler için çok parmak hareketi atamamız gerekirdi. Şu eklenti için şunu, bu eklenti için bunu, şu araç için bunu. Hayırlısı artık. Çok işimizi görürdü ama şu anda yok. Yani dediğim gibi ben kullanmadım bu zamana kadar. Yani herhangi bir şekilde işime yaramadı. Ama sadece test etmek için, nasıl çalışıyormuş, nasılmış diye bakmak için denemiştim. Tabii meraklı olan arkadaş vardır. Çok aşırı hareket kullanıyordur telefonda. Her işlemi, her uygulamayı bir harekete atayıp kolay hareket etmek istiyordur. Onların da çok çok yok işine yarar. Açıkçası benim yaramadı ama. Evet neyse, abi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi sağ ol. Semih abi, o kadar hareket varken Ceşe gruplarından bir tanesi bir şey sormuştu. O benim çok tuhafıma gitti. Burada neredeyse 300-400 tane hareketten bahsediyorsun. 5 parmağımla aşağı yukarı kaydırma hareketini kullanabilir miyim diye sordu birisi. Yazıklar olsun. Ha, tablet için mesela şeyde var ya, iPad'de var ya, onunla karşılaştırma yapmıştır o. Yani ya millet doyumsuz ya. Erişilebilir Android her cuma Gezweb'te. Program tekrarları YouTube kanalımızda. Kanalımıza abone olun ve içeriklerimizden önce siz haberdar olun. Arkadaşlar, malumunuz bu aralar herkes bir finansla ilgileniyorlar. İşte borsaydı, dolardı, euroydu, işte altındı. Bunları ne kadar, nereden en rahat öğreneceğiz diye herkes birçok uygulama soruyor. Gerçi birçok insan çözmüştür ama benim uzun zamandan beri kullanmış olduğum, çok da faydalandığım bir uygulamayı size tanıtacağım. Finans Cep'te. Bu uygulama tamamen erişilebilir. Erişemediğimiz hiçbir alanı yok. Uygulamanın içerisinde düzenleme yapmak da çok kolay.
Hemen uygulamanın anlatımına geçiyorum. Finans Cep'te uygulaması. Halkbank, Finans Cep'te. Evet, Finans Cep'te uygulaması bu arada. 80, 900, Credible. Şimdi burada Credible diye bir uygulamanın en başında Credible bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz. Finans Cep, yukarı git, Credible hesap, konut seçildi. Burada Credible hesapla, konut seçildi. Konut seçildi araç, diyor, araç, ihtiyaç. Toplam miktara göre radyo düğmesi seçili. Aylık ödeyebileceğim miktara göre radyo düğmesi. Burada miktar. Düzenleme yapabiliyorsunuz. 0 Türk lirası metin alanı. Mesela buradan bunu Braille alfabeyle yazamıyoruz arkadaşlar. 0 düğme. Evet, buradan ben ne yazmışım? Virgül düğme. Ne oldu lan? 500 bin. Evet, 500 bin yazmışım. Bak, gülme komşuna gelir başına işte. Bak oldu, geldi. Ne oldu lan dedim. 500 bin yazdık. Buradan mesela BTN DLT dediği bir düğme var. Bundan yazdığınız rakamı silebiliyorsunuz. Mesela 50 bin. 50 bin oldu bakın. Silek düğme. BTN DLT 0 düğme. Buradan da select düğme. Select düğme ile seçiyorsunuz. 50 bin Türk lirası metin alanı. Evet, miktarı seçtik. Ne yapıyoruz? Telefon yazma tuş takımı çıkıyor karşınıza. Oradan rakamı vade yazıyorsunuz. Combo kutusu 6 ay. Vade 6 ay dedik. Credible radyo düğmesi seçili. Credible dedik. Göster radyo düğmesi seçili değil. Devam et düğme. Devam et diyoruz arkadaşlar. Yukarı gidiyor. Credible. Yukarı gidiyor. Credible. Akbank %1,99 5876 Türk lirası ve 1 kuruş 8923 Türk lirası ve 28 kuruş 59415 Türk lirası ve 68 kuruş. Burada ilk gösterdiği 5000 dediği faiz, ödeyeceğiniz faiz miktarı. İkincisi kredinin taksit miktarı. Başvurdu. Üçüncüsü de toplam ödeyeceğiniz para. 876 Türk lirası ve 1 kuruş 8923 Türk lirası ve 28 kuruş 59415 Türk lirası ve 68 kuruş. Evet, burada işte ödeyeceğiniz parayı, faizi, toplam parayı hepsini gösteriyor. Buradan başvur da başvur diye başvur düğmesine tıkladığınızda sizi Akbank'ın sitesine yönlendiriyor. En düşük faiz Akbank'taymış bu arada, %1,99'da. Konut için çok yüksek çünkü uzun vadeli paralar alıyorsunuz. Mesela ben 500 bin alsaydım 6 ayda 500 bini 590 bin olarak ödüyormuşum. Bayağı ciddi bir şey. 6 ayda nasıl ödeyeceksek? 89 bin liralık taksitlerle. Evet. Burası böyle. Credible hesapla. Credible hesapla bölümü böyle. Döviz ve altın çevirici. Burada döviz ve altın çevirici var. İşte şu kadar dövizi bu kadar altına çeviriyorsunuz diye. Bakalım hemen. Döviz düğme. C10'un E düğme. Burada döviz, ne kadar altına varmış, coin, varmış altın görelim. Düğme. Altın. Son güncelleme. Mesela altına basalım. Altın. Son güncelleme. Alış radyo düğmesi seçili. Burada alış satış diye seçildi geçiyor. 0. 0. Combo kutusu ons. USD. Burada ons USD. Düğme. Şimdi combo kutusu. Şunu şöyle yapalım. Ons. Gram altın. Gram altın diyelim. Combo kutusu 2.18 gram altın. 0. 0. Şunu da tıklayalım. Diyelim ki 8 düğme. 8 0 düğme 0 4 düğme 3 ne oldu lan? Düğme. Ne oldu lan? 1 trey combo kutusu gram aldınız. 93294,576. Evet. Burada 80 gram. Combo 93294,576. Şimdi direkt hesapladı. 80 gram altın 93.000 bilmem ne kadar yapıyormuş. Direkt bana altında 80'in altında işte 93.000 lira olduğunu söyledi. 80 gram altın 93.000 liraymış. Altın bayağı pahalanmış ya. Piyasalar. Burada mesela yatırımlar. İşte piyasalar var. Sosyal. Yatırımlar var. Profil. Sosyal var. Buradan işte insanlarla görüşebiliyorsunuz. Buradan da profil var. Hesabınıza falan giriyorsunuz. Hesap oluşturuyorsunuz. Ben direkt Google hesabıyla giriş yaptım. Yatırımlar. Burada yatırımlar var işte. Piyasalar. Şu piyasalar kısmına şey yapacağım. Yatırımlar. Sosyal. Döviz ve altın çevirici. Bakın burada işte döviz ekonomik ve altın takvim çevirici. Ekonomik takvim. Diğer seçenekler düğme. Diğer seçenekler. Burada şimdi döviz, altın, altın, borsa, borsa, parite, parite yani alış satış arasındaki işte döviz arasındaki farklar. CON, coin, endeks, endeks, emtia. Ara metin alanı. Şimdi burada bunların hepsinin içerisinde hepsinin başlarını emtia söylüyor. Bunlar emtia ne anlama geliyor? Mesela emtia'na bakalım. Alış satış fark 16 1929,53 1929,67 %0,20. Burada bütün işte emtia varlıklarını altın olsun, platin olsun, işte buğday olsun hepsinin fiyatlarını burada detaylıca gösteriyor. Gümüş olsun, bakır libre, bakırın libresini falan. Yani yatırım takibi yapan insanlar için bu eşsiz bir faydalı satış, program. Almış.
22.50 ara metin alır. Emtia seç. Burada mesela endeks var, coin var, yani kripto paralar var. Parite var. Borsa var mesela. Türkiye borsası var burada. Ara metin search 18 alış. En çok işlem görenler. Burada en çok işlem görenler diye bir filtre var. Türk Hava Yolları as THYO 152,852,9%10. Burada Türk Hava Yolları'nın mesela bugünkü hisse değerini gösteriyor. 152 lira olmuş bir tane hissesi Türk Hava Yolları'nın. Yani program son derece erişilebilir. Hiçbir şey, yani ilave hiçbir ayar, bir şey yapmanıza gerek yok. En aşağı sekmede piyasalar. Bakın. Portföy. Dediğim gibi portföy en aşağıda, piyasalar, yatırımlar, sosyal profil. En aşağı sekmede bunlar var. Piyasalar sekmesine tıkladığımızda işte bu döviz, borsa, coin, ondan sonra parite ve emtia arasında geçiş yapabildiğimiz bir yer burası arkadaşlar. Ana sayfası da, yani ana sayfa dediğimiz yeri de bu portföy alanı. İşte bu portföye ekleyebiliyorsunuz. Ha mesela şunu da göstereyim. Piyasalar. Diğer seçenekler. Mesela şuradan piyasalara tıklayalım. Şimdi burada döviz seçili, yatırımlar, diğer altın. Altın, borsa. Mesela bu borsaya girelim. Şimdi bu Akbank mesela 18.20. Hemen Akbank'ın altında işte .btn diye bir buton var. Bu arada benim sesim geliyor değil mi? Yine boşa anlatmayayım Salih. Yok ya, sorun yok. Evet. Şimdi Akbank'ın altında .btn diye bir buton var. Buraya bastım. Portföy ekle. Burada portföy ekle var. Yani o birinci sayfadaki portföye Akbank'ın hisse senedini ekleyebiliyorum. Ekleyelim. Başarıyla portföyümüze eklenmiş. Evet, başarıyla portföyümüze tamam, eklenmiş. Düğme. Tamam diyoruz. Şimdi portföye gidelim bakalım. Kredi. Evet. Geldi Akbank. Burada gram altın var. Evet, böyle arkadaşlar. Yani programın arayüzü de çok basit, içeriği de çok basit. Burada şu yatırımlar sekmesinde de işte yatırımlarınızı oraya yazıyorsunuz. Bence çok akılcı bir şey değil. Çünkü yani ne olsa bu programların her şeyine çok da fazla güveni olmaz. Oradan yatırımlarınızı da anlık takip edebiliyorsunuz. Atıyorum işte orada 80 gram altınınız var. 80 gram yazdınız oraya. Bu arada ben 80 diyorum ama benim 80 gram altınım yok abi. Ben fakirim. Oraya 80 gram altın yazdığınızda Osmaniyeliyim. Plaka 80, oradan sürekli 80 yazıyorum. Altın, elinizdeki bulunan altın miktarının kaç lira olduğunu anlık takip edebilirsiniz. Yatırımlar sekmesinde yahut da borsada bir hisseniz var. Atıyorum Türk Hava Yolları'ndan yahut da Ereğli Demir Çelik Fabrikası'ndan 1500 tane hisse aldınız. Oraya yazıyorsunuz işte Ereğli Demir Çelik 1500 tane hisse. Anlık şeyinizin, hissenizin kaç lira olduğunu oradan okuyabiliyorsunuz. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdilik benden bu kadar. Evet, değerli arkadaşlar, bu hafta da bence güzel bir program oldu. Salih'in anlatmış olduğu Spotify, Ömer'in G-Show anlatımı, son derece birbirinden değerli anlatımlardı. Bu arada bizimle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz ama daha fazla sizi yanımızda görmek istiyoruz. Hem GuestWeb Team Talk Sohbet Odası'ndan hem de YouTube kanalımızdan. Bizimle daha çok interaktif anlamda iletişime geçebilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki programlarımızda soru cevap yapacağız ve o zaman daha heyecanlı ve daha canlı olacak. Yalnız bundan sonraki programlarımızı Meet'te devam ettirebiliriz. Böyle bir karar alabiliriz. Çünkü Team Talk'ta kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Belki Meet'te kendi başımıza yaparsak daha çok arkadaşımız aramıza katılabilir. Ömer ve Salih, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkes kendine iyi baksın diyelim son olaraktan. Sağlığınıza dikkat edin. Bu aralar çok salgın var. Herkes çok dikkat etsin. Teşekkür ederiz Salih. Ömer? Ömer Eylül'ü dövüyor herhalde. Abi geldim, pardon. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Programı kapatıyoruz.
son olarak herkes bir dakika ya. Kader bir olarak. Konuş da ben bu nefesimi toplayayım. Evet. Zaten programı kapatıyoruz. Dediğim gibi herkese mutlu bir hafta diliyorum ben kendi adıma. Ömer'den de son sözlerini alıp programı kapatacağız. Ben de teşekkür ediyorum herkese, dinleyen ve daha sonra dinleyecek olan arkadaşlara. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni bir programda 2 hafta sonra inşallah buluşmak dileğiyle. Sitemizin 1. yılına da az kaldı. 1. yıl döneminde yapacağımız etkinlikte daha çok arkadaşımızı gerek burada TeamTalk üzerinde gerekse de YouTube kanalında dinleyici olarak görmeyi bekliyorum, umut ediyorum diyeyim. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Evet, Allah'tan bir şey çıkmazsa, Allah'tan bir mani olmazsa, Allah izin verirse 3 Şubat 2023 Cuma günü tekrar sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bizi YouTube kanalımızdan takip etmeyi, Telegram ve WhatsApp